Sevgili öğrenciler, TYT sınavını arkada bıraktık. Sorularımız yayınlandı. 2020 TYT sınavında çıkmış olan felsefe sorularını beraber değerlendirelim istiyorum. Sosyal bölümde yer alan ilk sorumuz 11. soru. Parçadan çıkarılamaz olan yargıyı sormuş bize. Parçada ise Epikuros'un haz anlayışı ifade edilmiş. A. Haz anlamlı bir yaşamın biricik ölçütüdür. Parçadan doğrudan çıkarabileceğimiz ifade edilir. B. Acıdan mümkün olduğunca kaçınmak gerçek haza ulaşmanın bir yoludur. Parçadan doğrudan çıkarabileceğimiz bir ifadedir ki Epikuros'a göre insanın eylemlerini belirleyen acıdan kaçması, hazza ulaşmaya çalışmasıdır. C. Maddi hazlardan daha çok ruhsal huzurun peşinden koşulmalıdır. Bu ise son cümlede karşılığını bulmaktadır. D. Haz her şeyin tadını çıkarmak ve zevklerin sınırsızca doyurulması değildir. Bu da ise hazın bizim için hayatın en üstün amacı olduğunu söylemekle ne sadece her şeyin tadını çıkarmak isteyen uçarıların zevklerini ne de maddi hazların sınırsızca doyurulmasını kastediyorum cümlesinden çıkarabiliriz. Ancak gerçek haz bedensel acıdan bile huzur duyabilmektir ifadesi Epikuros'un hazcılık anlayışında yer almayan ifadedir. Epikuros'a göre eylemlerimizin belirleyicisi olan haz ifadesinde geçen maddi hazlardan çok manevi hazlar ön plandadır. 12. soruya geldiğimde ise Ortaçağ felsefesi ile ilgili bir soru karşımda. Anselmus'un Tanrı'nın varlığına ilişkin olan ontolojik kanıtlaması parçada anlatılmış. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir diye bana sormuş. Bu soruyu cevaplandırırken eğer ki öğrencilerimizin temel kavram bilgisi yok ise parçayı dikkatlice okuması gerekir. Temel kavram bilgisi varsa Anselmus'un Tanrı'nın varlığına ilişkin ontolojik kanıtlamada Tanrı fikrinin kavram olarak zihnimizde olmasının Tanrı varlığının kanıtı olduğunu bilmesi çok rahat cevaplandırmasına neden olacaktır. Bir tane daha kavramım yer almaktadır bu soruda. O da a priori kavramı. Eğer ki öğrencilerimiz a priori'nin akıldan gelen ya da deneyden gelmeyen anlamına geldiğini biliyorsa C seçeneğine rahatlıkla gidebilecektir. Parçada anlatılan ontolojik kanıtlama Tanrı'nın varlığı deneyime başvurmaksızın a priori bir yöntemle ispatlanabilir cevabına karşılık gelir. Cevabımız C seçeneğidir. Gelelim 13. soruya. Bu soruda Descartes Meditasyonlar adlı eserinden alınan bu örneğinde bilginin kaynaklarından hangisini eleştirmektedir diye sorulmaktadır. Bilginin kaynaklarından dediği için bu sorumuz bilgi felsefesi ile ilgili bir soru. Benim burada temel kavram bilgisi olarak Descartes'in bilgi konusunda ne düşündüğünü, hangi görüşü ortaya koyduğunu bilmem önemlidir. Descartes bilgi görüş açısından rasyonelisttir. Yani akılcıdır. Parçaya dönüyorum. Bal mumu parçasını alalım. Bal peteğinden yeni gelmiş ve henüz kapsadığı balın tatlılığını yitirmemiştir. Toplandığı çiçeklerin kokusunun birazını korumaktadır. Rengi, betisi görünürdedir. Serttir, soğuktur, kolayca ele alınabilir ve parmakla vurulduğunda bir ses çıkar. Kısaca onda bir cismi seçik olarak tanımak için gerekli her şey bulunur. Ama şimdi konuşurken onu ateşe yaklaştırıyorum. Tattan geri kalanı uçup gider. Kokusu yiter, rengi değişir, betisi yok olur, büyüklüğü artar, sıvılaşır, ısınır, güçlükle dokunulabilir olur ve vurulduğu zaman ses çıkarmaz. Bu değişimden sonra aynı bal mumu kalır mı? Kaldığı kabul edilmelidir. Hiç kimse bunu yadsımaz. Hiç kimse başka türlü yargıda bulunmaz. O zaman bu bal mumu parçasında öyle seçik olarak bildiğim neydi? Seçik olarak bildiğim
akılda kalan da akılla ulaştığım bilgiydi ama duyularla ulaştığımın ortadan kaybolduğunu ifade eden bir parça yer alıyor burada. Dolayısıyla da Descartes'in bilginin kaynaklarından duyuyu eleştirdiğini cevap olarak verebilirim. Cevabımız B seçeneğidir. Şunu da eklemek istiyorum. Descartes'le ilgili sorudan sonra Descartes'in yaptığımız sınavlarda felsefe zümresi olarak Descartes'in rasyonalist görüşüyle ilgili ya da Descartes'in dualist varlık görüşüyle ilgili sorulara sık sık yer verdik. Bu konuda öğrencilerimin rahatlıkla cevap verebileceğini düşünüyorum. Bir diğer felsefe tarihinde ve sınavlarımızda yer verdiğimiz önemli düşünürümüz, aydınlanma düşünürü Kant'tır. Kant'la ilgili de birçok sorumuz bu şekilde yorum sorusu olarak sınavlarımızda yer almaktaydı. Öğrencilerimin de parça paralelinde yorumla beraber de çok rahat yapabileceği bir soru var burada. Bu parçada aydınlanma düşüncesiyle hangi iki kavram arasındaki ilişki vurgulanmaktadır? Çok net söylüyorum. Şuradan çekip aldım. Aynı zamanda aydınlanma düşünürü olarak Kant'ın aydınlanmaya önemli olan o sloganı kazandırdığını hatırlatarak söylüyorum. Kendi aklını kullanmak bir tür kibir değildir. Zira aklını kullanmak bütün fikirleri ve hatta kişinin kendi fikirlerine dahi eleştirel yaklaşabilmesini de gerektirir. Burada akıl benim ön plana çıkan, vurgulanan ifademdir. İkincisi olarak diyorum ki fikirler elbette ki bilmenin de yolunu açarlar. Akılla beraber kişinin doğru bilgiye ulaşabilmesinden, bilgiyi temellendirmesinden bahseden aydınlanma düşünürü bu parçada iki önemli kavramı vurgulamaktadır. Bunlarsa akla güven ve bilginin önemidir. Felsefe temel kavramlar arasında da şunu eklemek istiyorum. Bu bir bilgi sorusuna da dönüşebilirdi. Descartes'in rasyonelist olduğunu söylüyorum ama Kant'ın rasyonelist olduğunu söyleyemem. Kant bilgi görüşü açısından kritik felsefeyi ortaya koymuştur. Yani kritisizmi savunmuştur. Bilginin kaynağına hem aklı hem de deneyimi, duyuyu koyan düşünürümüzdür. Son sorumuz ise 20. yüzyıl önemli yaklaşımlarından biri olarak egzistansiyelizm yani varoluşçulukla ilgili tam bir yorum sorusu. Tüm öğrencilerimin parçayı dikkatlice okuyarak yapabileceği bir soruydu. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Varoluşçu filozof Albert Camus'a göre insan üstün olan değerleri yıkabilecek ve kolay edinilemeyen özgürlüğü çabalayarak elde edebilecek olandır. Özgürlük ne yasanın mutlak egemenliği ne de bütünüyle yokluğudur. Yasanın boyunduruğu altında ezilmek de her şeyi istediğimiz gibi yapabilmek de özgürlük değildir. Üstün bir değerle yazgıya yön verilmiyorsa, rastlantı kralsa, karanlıklar içinde yürüyüştür söz konusu olan körün korkunç özgürlüğüdür bu. Bir eylemi yasaklamak veya seçmek bir değer ya da ereğin varlığını gerekli kılar. Şunun altını çizerek cevaba gitmek istiyorum sizlerle beraber. A. Özgürlük seçimlerimize dışsal bir müdahalenin yokluğudur. B. Her türlü yasa insanın özgürlüğünü kısıtlar. C. Toplum kuralları özgürlük esas alınarak belirlenmelidir. D. Özgürlük eylemin amaca yönelik ve değer odaklı olmasıdır. E. Bize doğuştan biçilen yazgıya ayak uydurmak özgürlüktür. Çok net bir şekilde son cümleyle de üzerinde durulan doğru cevabımız, ulaştığımız seçeneğimiz D seçeneğidir. Her öğrencimizin emeğinin karşılığını alacağını düşünüyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.